Merhaba arkadaşlar, ben Cihan Özhan. Bu dersimizde SQL Server'da çoklu insert yani veri tabanına tek sorguda, tek insert'te birden fazla kayıt eklemeyi öğreneceğiz. Bunun için öncelikle bir tablo yoklama işlemi gerçekleştireceğiz veri tabanında. Yani veri tabanında bir tablonun olup olmadığını öğreneceğiz. Daha sonra onu, o tablo varsa sileceğiz ve sildikten sonra kendi tablomuzu tekrar oluşturup onun içerisinde çoklu veri ekleme işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun için öncelikle ekranımızda ilk TSQL kod bloğu olarak burada gördüğünüz useDigible ve go'dan sonra ifObjectId gibi bir sorgu var. Bunun anlamı şu. Öncelikle ilk olarak ben burada useDigible diyorum. useDigible yukarıdaki Available Database bölümünden Digible veri tabanının seçilmiş olduğunu, yani bu alttaki sorgunun useDigible ile Digible veri tabanını kullanmak istediğini bildiriyorum. Ben bunu bu şekilde çalıştırıp direkt seçebilirim ve yukarıda gördüğünüz Digible alanı seçildi, Digible veri tabanı. Ondan sonra bir sonraki kod satırına geçtiğimizde burada if object id şeklinde bir fonksiyon var. Object id fonksiyonu. Eğer object id, yani bu nesne id'si nedir, bu users nesne id'si bu veri tabanında use ile belirtilen veri tabanında varsa drop table users bu tabloyu sil. Varsa sil, çünkü ben birazdan kendim oluşturacağım bunu create table diyerek, hata almamak için bunu silindiğini garanti etmem gerekiyor. Aksi halde sol taraftan tables bölümünden refresh diyerek var mı yok mu şeklinde buradan görebilirdik. Ancak biz bunu programlama tarafında öğrenmek istiyorsak bu kod bloğunu kullanmanız gerekiyor. Daha sonra bu sorguyu çalıştırıyorum şimdi execute ile. Başarılı bir şekilde çalıştı. Eğer veri tabanında user adında tablo olsaydı bu sorgu çalıştığı zaman o tablo silinmiş olacaktı. Birazdan onu da göstereceğim. Daha sonra bu tablonun gerçekten olup olmadığına bakıyorum. Invalid object name, yani böyle bir tablo yok veri tabanında. Şimdi en basit haliyle bu tabloyu oluşturalım. Create table users bu veri tabanını tablosunu oluşturuyorum ve içerisinde user id, first name, last name adında 3 tane sütun var. Last name ve first name'in veri tipi envarchar, 30 karakter alabiliyor ve not null, yani boş geçilemez şeklinde. User id ise integer ve gene not null, boş geçilemez. Bir de primary key özelliği veriyorum buna. Bunu çalıştırıyorum. Execute ile başarılı bir şekilde çalıştırdık. Şimdi tekrar bu tablomuza bakalım. Artık tablomuz var. Sütun isimlerini görebiliyoruz. Peki buna yukarıdaki işlemi tekrar yaptığımızda ne olacak? Tekrar çalıştırıyorum bu veri tabanı işlemini. Gördüğünüz gibi bu sorgudan sonra tekrar select yaptığımda gene invalid object name, çünkü bu veri tabanı tablosunu artık bulamıyor. Çünkü yukarıda sildim. Eğer var ise sil demiştim. Tekrar çalıştırıyorum create table'ı ve artık veri taban var. Şimdi bu veri tabanına kayıt ekleme işlemini görelim. Çoklu kayıt ekleme işleminde şu şekilde çalışıyor. Öncelikle insert, daha sonra tablonun adı yani users ve value kısmında aralarında virgüller bulunarak normal insert işleminde kullandığımız satırları aynı şekilde yazıyoruz. Sadece arada virgüller koyuyoruz. Bu virgülleri de daha iyi anlamak için bu şekilde yan yana koyabilirsiniz. Yan yana koyduğunuzda da zaten daha basit olarak anlaşılacaktır. Ben burada veri tabanında ID kısmına, yani user ID'ye 2, daha sonra add
cihan, soyad, Özhan şeklinde verdim. Daha sonra 3 şeklinde devam ediyor bu şekilde kayıtlar. Bunu çalıştırdığımda 3 kayıt eklendi başarılı bir şekilde. Şimdi tekrar bunu kopyaladım. Evet. Şimdi tekrar seçili hale getirdim. Evet, primary key olduğu için aynı kayıtları user ID kısmına tabii ki yazamıyoruz. O nedenle bir hata aldık. Şu şekilde. Burayı primary key yaptığımız için buradaki kaydı tekrarlayamadık. Aynı olmaması gerekiyor velhasıl. Şimdi users tablosuna select sorgusunu çektim. Ancak bu çokluğu şu şekilde çoğaltabilirim. Mesela bunu 6 yaptım. 5. Bir kaydını yazmamıştık. Bunu da 1 yaptık. Şimdi bunu tekrar sildim ben. Tekrar oluşturdum. Şimdi bu veri eklemeyi tekrar çalıştırıyorum. Bir kaydı. Tabii ki çalışmaz çünkü arada virgül yok. Virgül olması şart. Evet, bu şekilde kayıtlar tekrar başarılı bir şekilde eklendi. Bu şekilde daha iyi anlayabilirsiniz belki. O nedenle nasıl yazıldığını tekrar düzenleyerek gösteriyorum. Yazılış şekli bu. Şimdi kayıtlara tekrar bakalım. Görüldüğü gibi benim eklediğim tüm kayıtlar başarılı bir şekilde veri tabanına eklendi. Çoklu insert yani multiple insert mantığı bu şekilde. Sadece kod tarafında values kısmından sonra bu bölüme dikkat etmenizde fayda var diyebiliriz.